Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnının pamuk makrome ipiyle hazırladığım tığ işi örgü çiçekli nihalelerimizin yapımını tarif edeceğim. O kadar güzel oldular ki ben o kadar beğenerek, keyif alarak çalıştım ki bakar mısınız? Çok güzel, çok şık oldular. Arka kısmı da bu şekilde, ön kısmı da bu şekilde. Artan iplerimle ördüm ben bunu. Yapımı da gerçekten çok çok kolay ve keyifli. Detaylı olarak adım adım sizinle de paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Kullanacağım ipim spagetti yarnın pamuk makrome ipi olacak. İpimin dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 4 olacak. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Daha önce sihirli halka nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu şekilde sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Sihirli halkamızı oluşturduktan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Bu arada benim elim gevşektir. Ben 4 numara tığ kullandım. Çok sıkı örmemek gerekiyor bu çiçekleri. Bilginiz olsun. Eğer eliniz sıkıysa tığ numaranızı büyük tutmayı unutmayın. Bir tane zincirden sonra sihirli halkamızın içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. 2 tane ilmeğimiz var. Tığımızın başında oluyoruz. Oluşan 2 ilmekten geçirerek sık iğne örüyoruz. Tekrar batıyoruz. Sihirli halka içerisine ilmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Toplamda 5 tane bu şekilde sık iğne örüyoruz. 3 4 ve 5. Bakın. 5 tane sık iğneden sonra buradaki kısa ipi çekebildiğim noktaya kadar çekiyorum ve örgümü düzlüyorum. İlk başladığım sık iğneni bakın tepe boşluğuna batıyoruz. Kısa kalan ipi tığ üzerinde tutarak gizleyerek öreceğiz. Bu noktadan ilmek çıkardık. Çıkardığımız ilmeği diğer ilmekten kaydırıyoruz. Bu kaydırma ile beraber toplamda 6 tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Bu kaydırmayı da ben bir tane sık iğne olarak kabul ediyorum. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Bakın ilk sık iğnenin olduğu noktaya kaydırma yaptığımız boşluğa batarak ilmek çıkarıp uzatıyoruz. Fıstık yapacağız. İlkini battık. Tığımızın başına tekrar doluyoruz. İkinci kez aynı boşluğa batıyoruz. Tığımızın başına doladık. Üçüncü kez aynı boşluğa batıyoruz. İlmeği uzatıyoruz. Bakın dördüncü kez doladık ve beşinci kez batıyoruz. Beş kez bu şekilde fıstığımızı dolduruyoruz. Sizler ipinizin inceliğine ve kalınlığına göre burada ben 5 yaptım ama sizler bu sayıyı artırabilir, eksiltebilirsiniz. Sadece makrome iplerle değil, pen iplerle de çalışabilirsiniz. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre bu fıstık sayınızı, doldurma sayınızı artırabilir, eksiltebilirsiniz. Şimdi tığımızın başına direkt doluyoruz. Oluşan bütün ilmeklerin içinden tek seferde geçirerek, bakın fıstığı topladık. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. 3 zincirden sonra bakın fıstığı yaptığımız sık iğnenin olduğu boşluğa bakın. Aynı fıstığın olduğu boşluğa batıp direkt ilmek çıkarıyoruz. Bu zinciri buraya tutturacağız. Çıkardığımız ilmeği diğer ilmekten kaydırarak geçiriyoruz. Şimdi yan tarafa geçiş yapacağız. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Yine kısa ip tığ üzerinde. Bu noktadan ilmek çıkardık. Diğer ilmeğimizden kaydırdık. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına doladık. Geldik bakın kaydırma yaptığımız bir sonraki boşluğa. Burada yine fıstıklarımızı dolduruyoruz. 2 doladık. 3 4 ve 5. 5 kez bu şekilde ilmekleri uzatarak tığ başına dolayarak 5 kez fıstığımızı doldurduk. Tığımızın başına doladık. Bakın tığ üzerinde duran bütün ilmeklerin içinden tek seferde geçirerek fıstığı topladık. Ve bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 3 zincirden sonra geliyoruz bakın direkt fıstığın olduğu boşluğa batıp, doldurduğumuz boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu kaydırmadan sonra hemen yanındaki sık iğne boşluğuna batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bakın 2 tane yaprağımız oluştu. Diğer sık iğnenin olduğu noktaya geçtik. Yine 1, 2, 3
zincir çekiyoruz. Sığımızın başına doladık. Bakın bu boşluğa, üçüncü boşluğa da üçüncü fıstığımızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kez batarak fıstığımızı doldurduk. Tek seferde topladık. 1, 2, 3 zincirle fıstığımızın olduğu bakın boşluğa batıyoruz. İlmek çıkardık. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Tekrar bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Kaydırma yaparak boşluklara bakın geçiş yapıyoruz. Tekrar kaydırdık. Yine 1, 2, 3 zincir çekerek bu şekilde yapraklarımızı oluşturacağız. Şimdi bakın arkadan görünüşü bu şekilde, önden görünüşü bu şekilde. Şimdi zincirler kenarlarda dikkati çekiyor. Şimdi burada zincirleri şöyle arkaya alarak bakın fıstığı öne çıkarıyoruz. Zincirleri arkaya, fıstığı öne çıkarıyoruz bakın. Şöyle elimizde ufak bir hareketle fıstıklar öne çıkmış oluyor. Sizler daha farklı liflerle yapabilirsiniz. Ben bu şekilde nihai olarak çalıştım ama sizler bu şekilde büyük lifler yapabilirsiniz. Paspaslar yapabilirsiniz. Battaniyeler çalışabilirsiniz. Şimdi ben yuvarlak birleştirme nasıl olacak bunu da tarif edeceğim. Ama ilerleyen günlerde inşallah bu çiçeklerle çantada çalışmayı düşünüyorum. Battaniye, çanta çalışmayı da düşünüyorum. İnşallah paylaşacak fırsatı da sizinle bulabilirim. İnşallah paylaşabilirim. Şimdi bakın. 3 tane yaprağı birlikte yaptık. Bu yapraklar 6 tane olana kadar devam edeceğiz. Her bir sık iğne boşluğuna bir tane fıstık girecek. En son olarak da bakın şuradaki kaydırma boşluğuna da 6. yaprağımızı yapmış olacağız ve çiçeğimizi tamamlamış olacağız. Bakın ilkine battık. 2, 3. 3 tane daha yaprak yapacağız. 3 tanesini yapmıştık. Toplamda 6 tane bu şekilde yaprağımız olmuş olacak. Şimdi bakın diğer boşluklara da yaprağımı doldurayım, çiçeğimizi tamamlayalım, son bitişi birlikte yapalım. Şimdi son kaydırma noktasına batıyoruz, buradaki son yaprağımızı yapacağız. Kaydırma olan noktaya bir kaydırma yapıp 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktık. Kaydırma yaptığımız noktaya 1, 2, 3, 4, 5 kez batarak fıstığımızı oluşturduk. Tek seferde topladık. 1, 2, 3 zincir çekip bakın bu kaydırmanın olduğu boşluğa batıp bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırdık. Bakın çiçeğimiz bitti. Şimdi burada bitirme yapacağız. Bir tane zincir çekip sıkılıyoruz. Bir zincirden sonra ipimizi yeteri kadar kesip bakın ilmeği bu şekilde çıkarıp şöyle örgümüzü de düzleyelim. Zincirleri arka tarafa alalım. Sonra bu kısa kalan ipi bakın şöyle çekeceğiz. Sihirli halkadan kalan kısa ipi gizlemiştik. Bu kısa ipi de şöyle fıstıkların arkasındaki geniş boşluklardan içeri doğru alarak gizlemiş olacağız. Bakın çiçeğimizin arkası bu şekilde görünüyor. Ön kısmı da bu şekilde. Şimdi ilk göbeği yani ortada olan çiçeği bu şekilde bitirip yaptık. Şimdi diğer çiçeklerde bu şekilde bitirip yapmayacağız. Ne yapacağız? Çiçeği örerken bir taraftan da birleştirme yapacağız. Hemen diğer rengimi alıyorum. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Çiçeğimizi yine aynı şekilde yapıyoruz. Bakın dördüncü yaprağı yaptım. Fıstığımı topluyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3. Dördüncü yaprakta fıstığı yapıp bir tane zincir çektikten sonra
Bakın diğer çiçeğimi alıyorum. Ters kısımlar iç içe bakacak şekilde. Bakın batacağım. Diğer bej renkli olan çiçeğimin yaprağını şöyle ön taraftan düz yüzünden bakın şöyle batıyorum yaprağın uç kısmına. Buradaki bir zincir çekmiştim. Tığımın ucuna ipimi takıyorum. Yeşil renkli ipimi. Bu battığım boşluktan çıkarıyorum. Ve 1-2 zincir çekiyorum. 3 zincir çekerek yaprağımızı tutturuyorduk hatırlayalım. Şimdi burada bir zincir bağlarken çektim. 2 zincir de bağladıktan sonra çekiyorum. Buraya geliyorum. Bakın bu iki ucu birbirine birleştirmiş oldum. Şimdi hemen fıstığın dibindeki boşluğa yine çiçeğimi yapar gibi devam ediyorum. Kaydırmayı yapıp bir sonraki kaydırmaya batıyorum. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırdım. 1, 2, 3 zincir çekip yine bakın fıstığımı dolduruyorum. 2, 3, 4, 5 kez fıstığımı doldurdum. Tığımın başına doladım. Tek seferde topladım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Bakın şimdi şu ucu birleştireceğiz. Ön tarafından hemen şöyle bakın burada bir boşluk var. Tam tepesinde bir boşluk var. Battım. Bıraktığım ilmeği, yeşil ilmeği tığımın ucuna aldım. Bakın yeşil ipi bej renkli çiçeğin yaprağının ucundan geçirdim. Şimdi bu noktada 1-2 zincir çekiyorum. Zaten kapatırken bir zincir çekmiştik. O bir zincirin ilmeğini buradan geçirip 2 zincir çekip 1-2-3 tane zincir elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu 2 zinciri alıyoruz. Hemen fıstığın dibine batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bakın bir sonraki noktaya batıp tekrar kaydırma yapıyorum. Ben burada 4. yaprakta birleştirme yaptım. 4 ve 5'i birleştirdim. Sizler 5 ve 6'yı da birleştirebilirsiniz. Şimdi yine 1-2-3 zincir çekip bakın son kaydırma noktasına yine 5 kez batarak 6. yaprağımızı yapıyoruz. Ve yine 1-2-3 zincir çekip kaydırma yapıp diğer yaprağımızı nasıl bitirmişsek bu yaprağı da yine aynı şekilde bitiriyoruz. Bu ilmeği şöyle arkaya doğru taşıyoruz. Şimdi zincirleri bakın şöyle ufak bir hareketle geriye doğru alıyoruz. Fıstıklar daha ön plana çıkıyor. Çiçekleri böyle elimizle düzlemiş oluyoruz. Düzleme edebilirsiniz. Ben fıstıklar böyle görünsün diye. Arkası da çok güzel, önü de çok güzel duruyor. Şimdi bu kısa ipi yine böyle arka geniş boşluklardan geçirerek gizlemiş olacağım. Bakın şimdi ilk iki yaprak, iki çiçek bu şekilde birleşmiş oldu. Şimdi üçüncü çiçeğimizi yapacağız. Bu arada ben böyle renkli çalıştım ama sizler isterseniz tek renkle çalışabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Nasıl istiyorsanız o renklerde çalışabilirsiniz. Bu kez krem renkli bir ip kullanacağım. Yine sihirli halka yaparak başlıyoruz. Yine aynı şekilde çiçeğimizi örmeye başlayacağız. Hemen hızlı bir şekilde ben çiçeğimi örüyorum. Evet, şimdi burada bakın 1-2 3. yaprağımı yaptım. 3. yaprağımda fıstığımı tek seferde topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın burada hem yeşile hem de buradaki bej renge bağlayacağım. Şimdi bakın yeşilin uç kısmına şuradaki uç kısmına batıyorum. Yine diğer bej rengimde olduğu gibi bir zincirden sonra buraya geçiş yapıp 1-2 zincir çekiyorum.
hemen dibine batıp kaydırmamı yapıyorum. Bir sonraki noktaya batıp tekrar bir kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip burada 4. yaprağımı dolduruyorum. 4, 5 kez batıyoruz. Tek seferde topladık. Bakın yine bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu ikisinin kesiştiği noktaya batacağız bakın. Şimdi bu şekilde birleştiriyoruz. Yuvarlak yapacağız. Bu orta göbek oluyor. Yeşil, krem, yeşil, krem şeklinde de etrafını, bu orta çiçeğin etrafını çevreleyeceğiz. Şimdi bakın ilk yaprağı, üçüncü yaprakta yeşilin, bakın tekine bağladım. Şimdi dördüncü yaprakta beş rengiyle yeşilin arasındaki noktaya batacağım. Bakın o da şurası. Bu noktaya batıyorum. Bu ilmeğe tığımın ucunu alıyorum ve bu noktadan geçiriyorum. Ve burada bir, iki zincir çekiyorum. Yine bakın diğer birleştirmelerde olduğu gibi hemen fıstığın dibine batıp zinciri bu noktaya kaydırıyorum. Bir sonraki boşluğa batıp ilmek çıkarıp tekrar kaydırıp 3 zincir çekip yaprağımı doldurmaya başlıyorum. 3, 4 ve 5. Tek seferde topladım ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın burada 1, 2, 3 bağlantı yapacağız. Biri yeşile, bir diğeri yeşil ve beje kesişen noktada. Bu 5. yaprağımız da buradaki bakın bej renkli yaprağı. Hemen tepe boşluğuna batıyoruz. Buradaki ilmeği buradan geçiriyoruz. Tuttuk. 1, 2 zincir çekiyoruz. Hemen fıstığın dibine batıp kaydırmamızı yaptık. İkinci kere bir sonraki boşluğa kaydırma noktasına batıp kaydırdık. 3 zincir çekip fıstığımızı yapıyoruz. Fıstığımızı tek seferde topladık. Yine 1, 2, 3 zincir çekip bakın yine aynı bitişi yapıyoruz. Fıstığın dibine batıp kaydırma yapıyoruz. Bu kaydırmadan sonra sıkılayarak bir tane zincir çekip ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Ve ilmeğimizden bu şekilde çıkarıp bu kısa ipi arkaya doğru alıyoruz. Bakın. Bu şekilde tamamlamış olduk. Dediğim gibi zincirlerin görünmesini istemezseniz eğer şöyle hafif bir hareketle zincirler arkaya doğru gidecektir. Fıstıklar ön plana burada şöyle çıkacaktır. Ben zincirli de çok beğendiğim için fikir olması açısından söylüyorum. Şimdi bu kısa kalan ipleri de arkaya alacağız. Her çiçekte temiz çalışmanızı tavsiye ederim ki sonradan gizlemesi biraz daha zor olur her zaman. O yüzden böyle temizleyerek giderseniz örgünüz daha çabuk bitmiş olacaktır. Sonradan çünkü zor gelmeye başlıyor bu ipleri gizlemek. Ben de o yüzden hemen hızlı bir şekilde gizliyorum. Şimdi bakın. Bej renk orta çiçeğim. Yeşil ve krem kenarlarda olacak çiçeğim. Şimdi kremden sonra yeşil geleceği için çünkü tek bir yöne doğru çalışıyoruz. Buradan bakın sağa doğru gidiyorum. Soldan sağa doğru ilerliyorum. Şimdi tekrar burada krem renkli çiçeğimi birleştirdiğim gibi yeşil ipimle bakın başlayacağım. Çiçeğimi öreceğim. İlk yaprağımı, üçüncü yaprağımı buraya, dördüncü yaprağımı bej ve krem olan şu kesişen noktaya, diğer yaprağımı da buradaki bej yaprağın ucuna birleştirerek yani bu kremde yaptığım işlemin aynısını bir yeşil bir krem, bir yeşil bir krem şeklinde toplamda etrafını 6 tane çiçeği bu şekilde birleştirmiş olacağım. Şimdi burada tekrar göstermeye gerek yok. Krem çiçeği nasıl birleştirmişsem tekrar yeşille devam edeceğim. Buraya yeşil gelecek, krem, yeşil, krem şeklinde devam edecek. Toplamda 6 tane çiçeği bu şekilde monte etmiş olacağım. Şimdi hemen çiçeklerimi örüp montelerini yapayım. Sonra birlikte örmeye devam edelim. Evet, şimdi burada bakın son bir tane yaprağım kaldı. 3 tane yeşil, 2 tane kremi birleştirdim. Şimdi son bir tane krem renk birleştireceğim. Çiçeğimi yaptım. İlk 2 yaprağını ördüm. 3. yaprağında bakın fıstığımı yaptım. Tek seferde toplayarak bir tane zincir çekiyorum. Geliyorum bu noktada.
Bakın yeşilin şu, bakın bejle, bej renkle kesişen yaprağından bir önceki yaprağın olduğu noktaya şöyle önden arkaya doğru hemen tepe boşluğuna batıyorum. Tığımın ucuna bıraktığım ilmeği takarak bu ilmeği bu noktadan geçirip 1-2 zincir çekiyoruz. Ve geliyoruz fıstığın olduğu noktaya batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bir sonraki noktaya batıp sık iğne noktasına tekrar bir kaydırma yapıyoruz. 1-2-3 zincir çekerek burada hemen diğer fıstığımızı da hızlı bir şekilde örelim. 1-2-3-4-5 kez batarak fıstığımızı oluşturuyorduk. Topluyoruz fıstığımızı, bir zincir çektik. Bakın yeşil ile bej renginin kesiştiği noktaya, yani bejin burada hemen şöyle tepe boşluğuna batarak krem renkli ipimizin ucunu bu noktadan geçiriyoruz bir zincirden sonra ve bu noktada 2 zincir çekiyoruz. Geliyoruz fıstığımızın olduğu noktaya. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bir sonraki boşluğa batıp tekrar bir kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekerek bir sonraki boşluğa 2 3 4 5 tane doldurarak fıstığımızı ördük. Tek seferde topladık. Bir tane zincir çektik. Şimdi bakın diğer yeşille bejin birleştiği noktaya batıyoruz. Bu noktaya da bağlayacağız. Burada hemen birleştirdik. Yine 1-2 zincir çekiyoruz. Geldik fıstığın hemen dibine yaprağın kaydırma yapıp buradaki son kaydırma boşluğuna batıp tekrar kaydırma yapıyoruz. Yine 1-2-3 zincir çekerek hemen fıstığımızı dolduralım. Fıstığımızı tek seferde topladık. Bir zincir çektik. Şimdi bakın burası önemli. Burada son yaptığımız yaprağı bakın kesişen noktaya bağladık. Yeşille bejin kesiştiği noktaya krem rengi tutturduk. Şimdi buradaki bakın şu yaprağı tutturacağız. Zaten şöyle yeşile baktığınız zaman son bağlayacağımız yaprağı açıkta iki tane ucunun kalması lazım. Diğer uçların bağlantılı olması lazım. Şu iki uç açık kalacak. Bunlar şu 1, 2, 3, 4 tanesi bağlantılı olmuş olacak. Şimdi burada bakın. Burası zaten birbirine bağlı. Şimdi buradaki uçla şu son bitirdiğimiz yaprağı bağlayacağız. Şöyle tepe boşluğuna batıyoruz. Bu boşluktan ilmeği geçirdik. 1-2 zincir çekip hemen dibine batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Kaydırmadan sonra şöyle arkaya doğru bir zincir çekip ipimizi yeteri kadar kesip ilmeğimizden çıkarıyoruz. Burada mutlaka elimizle düzlemeler yapalım. Şöyle fıstıkları özellikle düzleyelim. Bakın bağlantımızı yapmış olduk. Böyle bakın orta göbeği bej renkli yaptık. Kenarları da krem yeşil, krem yeşil şeklinde 6 tane çiçeği çalışmış olduk. Ortada bir tane, etrafta da 6 tane çiçeğimiz olmuş oldu. Şimdi bu kısa kalan ipleri de hızlı bir şekilde gizleyelim. Sonra etrafını örmeye başlayalım. Etrafını örmek için bej renkli ipimi kullanacağım. Şimdi şurada bakın ilk beyaz çiçekte çalışalım. Şimdi burada bakın 1, 2, 3, 4 yaprak bağlantılı birbirine. İki ucu açık olan iki tane yaprağımız var çiçeğimizde. Bu iki ucun en soldakine şöyle batıyorum. Tığımla battım. İpimin ucunu tığıma takıp bu noktadan ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımızın başına doladık. Bakın beyaz yeşille kesişen yaprağın ucu burada. Ve bu yaprağın bakın şöyle 3 zincirlik boşluğuna batıyorum. İlmek çıkardım. 3 ilmeğimiz var. İlk 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. 2 ilmek burada tığımda bekliyor. Doladım. Tekrar o 3 zincirlik boşluğa batıp ilk 2 ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar doladım, battım. İlmek çıkardım. İlk 2 ilmeğin içinden geçirdim. Bakın 4 tane ilmek bu şekilde tığımda oluyor. Tek seferde topluyorum. Bu noktaya bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Bakın yeşilin olduğu şu 3 zincirlik boşluğa batıp
yani zincirli olan kısma batıp ilk 2 ilmeği alıyorum. 2 ilmek tığımda doladım. Tekrar batıyorum. İlk 2 ilmeği alıyorum. Doladım. Tekrar batıyorum. İlk 2 ilmeği alıyorum. 4 ilmek tığımda tek seferde topluyorum. Ve bu noktada 1, 2, 3 zincir çekerek bakın yaprağın, gelen yaprağın uç noktasına batıyorum. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve burada bakın bir sonraki yaprağın olduğu boşluğa batıp tepe boşluğa ilmek kaydırıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bakın 3 zincirden sonra tığımızın başına doladık. Buradaki bakın yaprağın gelen 3 zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkarıp ilk 2 ilmeğin içinden geçirdik. Doladık, tekrar batıyoruz. Yine ilk 2 ilmeğin içinden geçirdik. Tekrar batıp ilk 2 ilmeğin içinden geçirerek bakın diğer ilmekler tığda kalıyor. Tek seferde toplayarak arada bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Bir sonraki bakın kesişen yaprağın zincirli olan boşluğuna batarak aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu şekilde ilk 2 ilmekleri toplayarak örüyoruz. 3 zincir çekip bir sonraki yaprağın ucuna batarak kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki yaprağa batıp tekrar kaydırma. 1, 2, 3 zincir. Bakın kesişen yaprakların olduğu noktaya geldik. Bu yapraklara batıp ilk 2 ilmeği alıyoruz. 2 ilmek tığda doladık. Tekrar batıp ilk 2 ilmeği alıyoruz. Doladık. Tekrar batıp ilk 2 ilmeği aldık. Bakın ilmekleri bu şekilde toplayarak bir zincir çekip bir sonraki yapraklı noktaya gelip aynı işlemi tekrar ediyoruz. İki, üç zincir yaprak ucuna gelip tepe boşluğuna batıp kaydırma. Bir, iki, üç zincir yaprak ucuna batıp tekrar kaydırma yapıyoruz. Bakın buradaki boşlukları bu şekilde trabzanlarla doldurmuş oluyoruz. Böyle fıstıklarla buraları doldurduk. Aralarda 3 zincir var. Sadece trabzanlar arasında 1 zincir. Diğer yerlerde hep 3 zincir yaparak kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sonrasında bir üst sıraya birlikte devam edeceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Son 3 zincirimizi çektik. Bakın başladığımız noktadayız. Başladığımız noktanın olduğu boşluğa batıyoruz. Bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırarak geçiriyoruz. Bu noktada bir tane zincir çekiyoruz. Bir zincirden sonra tığımızın başına doluyoruz. Bakın buradaki ilk gelen 3 zincirlik boşluğa direkt batıp 3 ilmeğimiz var. İlmek çıkardık. İkisini birlikte örerek toplamda 6 tane ikili trabzan örüyoruz bu boşluğa. 3 4 5 ve 6. Bakın 6 tane ikili trabzanımızı bu şekilde ördük. Şimdi iki trabzan arasında bir zincir çekmiştik. Şimdi bakın bu geniş boşluğa, bir zincirlik geniş boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra direkt doladık. Gelen 3 zincirlik boşluğa batarak 6 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ikili trabzan ördükten sonra bakın 2 yaprağın arasında kalan 3 zincirlik boşluğa, gelen sıradaki 3 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğneden sonra direkt doladık. Gelen 3 zincirlik boşluğa 6 tane ikili trabzan örüyoruz. Dört, beş ve altı. Burada 6 tane ikili trabzanımızı ördük. Geliyoruz. Bakın iki trabzan arasındaki bir zincirlik geniş boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. Doladık, geldik 3 zincirlik boşluğa. Burada da yine bakın burada yaptığımız gibi 3 zincirlik boşluğa 6 tane ikili trabzan.
Burada 6 tane kilit trabzan ördükten sonra iki yaprak arasındaki 3 zincirlik boşluğa bir sık iğne, sonraki 3 zincirlik noktaya 6 tane kilit trabzan, bu trabzan arasındaki noktaya sık iğne. Bu şekilde bakın yelpaze ile sonra kenar süsleme ile sıramızı bitiriyoruz. Bu sırada sizler isterseniz kirpik yapabilirsiniz, daha farklı kenar süslemeleri yapabilirsiniz. Bundan sonrası tamamen zevkinize kalmış. Ben çiçekler zaten çok fazla süslü olduğu için böyle kenarlarını biraz sade yapmak istedim. Ama sizler daha süslü de yapabilirsiniz, daha farklı modeller de uygulayabilirsiniz. Şimdi bu sıramızı tamamlıyoruz ve artık nihalemizi bitirmiş olacağız. Sıramızın sonuna geldik. 3 zincirlik boşluğa 6 tane kilit trabzan ördükten sonra 2 yaprak arasındaki 3 zincirlik boşluğa batarak bir tane sık iğne örüyoruz. Buradaki bakın kaydırma boşluğuna da şu arada olan boşluğa da bir kez batıp kaydırma yapıyoruz. Bu kaydırmadan sonra ipimizi yeteri kadar kesip şöyle ipimizin ucunu bu noktadan çıkarıp tekrar bu ipi bu noktadan en son battığımız noktadan arkadan önden arkaya doğru geriye doğru çekiyoruz. Ve şurada kısa kalan ipleri de hemen gizleyerek şöyle ara noktalara temiz bir şekilde çalışmış olduk. Bakın kenar süslemesi de bu şekilde oldu. Çok şık ve çok güzel bir nihale oldu. Sizler bunu büyüterek supla yapabilirsiniz. Bir sıra daha yaprak giderek bunu supla yapabilirsiniz. Büyük paspaslar yapabilirsiniz. Battaniyeler yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Dediğim gibi ilerleyen günlerde de bu tarz çiçeklerden çanta ve battaniyede çalışmayı düşünüyorum. İnşallah nasip olur. Ben çok keyif alarak çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.